Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, sizleri selamlıyorum. Sizin meslektaşlarınız nezdinde de gerçekten kalemini yerde bırakmayan, dünyanın dört bir yanında savaşa, zor koşullara rağmen halkın haber alma hakkı için alanlarda, meydanlarda, savaş yerlerinde olan, savaş siperlerinden yayın yapan ve ne olursa olsun geri adım atmayan özgür basın emekçilerini de sizin şahsınızda selamlamak istiyorum. Niye böyle bir giriş yaptım değerli basın emekçileri? Çünkü ne yazık ki dünyanın dört bir yanında savaş ve çatışmalar devam ediyor ve bu savaş ve çatışmaların içerisinde gazeteciler de işlerini yapmaya ve dünyaya, halka haber geçmeye çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bu haber geçerken, yani işlerini yaparken, mesleklerini icra ederlerken de birçok zaman savaşın hedefi oluyorlar, saldırıların hedefi oluyorlar ve yaşamlarını da kaybediyorlar. Bu anlamıyla özellikle birkaç gün önce Süleymaniye'de Türkiye'nin aslında SİHA saldırısı sonucu yaşamını yitiren Heru Bahattin ve Külistan Tarayı burada anarak başlamak istiyorum. Evet, bir araç vuruldu ve o aracın içerisinde iki gazeteci yaşamını yitirdi. Kalan dört kişi de yaralandı. Soruyoruz buradan, bu SİHA saldırılarının gerekçesi nedir? Hiçbir şekilde yargılama yapılmadan insanların binlerce kilometre havadan hedef gözetilerek sivil yerleşim yerlerinin, sivil araçların vurulmasının amacı nedir? Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor? Bu kaçıncı saldırı, bu kaçıncı sivillerin katledilmesi, bu kaçıncı gazetecilerin katledilmesi ve bu konuda hiçbir açıklamada yapılmıyor. Biz bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu bir yargısız infazdır. Adını açık ve net koyalım. Siz SİHA'larla gidip bir başka ülkenin hava sahasında, bir başka ülkede eğer sivil araçları, sivil yerleşim yerlerini hedef alıyorsanız ve o hedef sonucunda da özgür basın emekçilerini, gazetecileri, orada yaşayan halkı katlediyorsanız, onları öldürüyorsanız bunun adı yargısız infazdır. Savaşta bile gazetecilere dokunulmaz. Savaşta bile gazetecilerin yaşam hakkı, onların haber geçme, mesleklerini yapmaları için koşullar sağlanır. Ama ne yazık ki Türkiye, Süleymaniye'de birçok defa sivil yerleşim yerlerini hedef alarak, sivil araçları hedef alarak ve oradaki insanları, oradaki özgür basın çalışanlarını katlederek bu anlamıyla bir savaş suçunu da işlemiştir. Bunu açık ve net olarak ifade edelim. İsrail-Filistin çatışmasında Filistin'in TRT muhabirlerine yönelik saldırısını burada günlerce konuştuk. Evet, konuşmalıyız da. Burada bu mecliste bunu kınandı. Evet, kınanmalı da. Ama İsrail'in yaptığını kınayan, İsrail'in yaptığına suç diyen, İsrail'in yaptığını kötüleyen anlayışın gidip aynısını kendisinin Güney Kürdistan'da Süleymaniye'de yapması ve iki gazeteciyi katletmesini nasıl ifade edeceğiz? Bu ikiyüzlü bir politika değil midir? Bir başkası yaptığı zaman suç, İsrail yaptığı zaman suç ama AKP ve MHP yaptığı zaman doğru mu oluyor? Biz buradan soruyoruz. Bu iki gazeteciyi katletmenin sorumluluğu kim nedir? AKP ve MHP iktidarındadır. Kürt sorunu demokratik yollardan çözmeyen, her yeri savaş alanına çeviren, Güney Kürdistan'a neredeyse her metrekaresine askeri üs kuran, askeri anlaşmalarla yeni bir savaşın kapısını aralamaya çalışan iktidar bizzat bu ölümlerin sorumlusudur ve bunun hesabını vermelidir. Halihazırda hiçbir açıklama yapmamış olmalarını asla kabul etmiyoruz. Buradan soruyoruz. Neden sivil yerleşim yerlerini hedef alıyorsunuz? Neden gazetecileri katlediyorsunuz? Bu soruyu sormak istiyoruz. Sizi buradan açıklama yapmaya davet ettiğimizi de hükümeti ifade etmek istiyorum. Tabii sadece Türkiye'nin yaptıkları değil, sadece İsrail'in yaptıkları değil, aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşında da yine benzer bir şekilde gazetecilerin hedef alındığını gördük ve bu anlamıyla orada da Ukrayna'da da gazetecilerin kaldığı bir otel yapılan saldırı sonucunda bir gazeteci hayatını kaybetti. Birçok gazetecinin de ağır yaralandığını görüyoruz. Bütün bu özgür basın emekçilerini, gazetecileri hedef alan saldırıları DEM Parti olarak kınadığımızı
asla kabul etmediğimizi ifade edelim. Ve buradan bir kez daha Herubahattin'in ve Külistan Taran'ın yakınlarına başsağlığı ve basın camiasına başsağlığı dileklerimizi de iletmek istiyorum. Biliyoruz ki halkın ve hakikatin sesini yansıtan özgür basın emekçilerinin kalemi yerde kalmayacak. Onların ardılları, onların sözünü, onların yaptıklarını devam ettirecekler. 21 Ağustos tarihinde Balıkesir'de çalışan 3 Kürt işçi Mehmet Argın, Cemal Güzel ve Özgür İpek çalıştıkları şantiyenin yanındaki Atatürk Parkı'nda Kürtçe şarkı dinlerken önce sözlü tahrik, ardındansa hem kolluk görevlilerinin hem de parkın yanında bulunan Luna Park'ın sahibi tarafından işkenceye maruz kaldılar ve darp edildiler. Saldırı sırasında Luna Park sahibinin "Bunlar Kürttür, teröristtir" demesiyle bekçi ve Yunus ekipleri neredeyse 20 kişi, bunun altını çizmek istiyorum, işçileri ters kelepçeleyerek joplarla saldırmışlar ve "Bunlar Kürttür, vurun, öldürün" şeklinde bağırmışlardır. Öyle ki saldırırken bekçi kendi parmağını kırmış. Ama yine suçlu kim? Suçlu yine Kürtler olmuş. Ağır şekilde darp edilen Cemal Güzel, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve polise mukavemetten tutuklanmış. "Vurun külde, kürde, öldürün" diyenlere ne olmuş? İşkence edenlere ne olmuş? İşkence uygulayan kolluğa ne olmuş? Tabii ki onlara hiçbir şey olmamış. Onlar serbest bir şekilde devam ediyorlar yaşamlarına. Kürt nerede? Kürt hem saldırıya uğradı, hem yaralandı, hem hakarete uğrandı, hem linç edildi. Ama günün sonunda da cezaevine konulan yine Kürt oldu. Şimdi bu ülkede şarkı dinlemek suç mu diye sormak istiyoruz. Bu ülkenin parkları, bahçeleri Kürtçe şarkı dinleyen Kürtlere yasaklı mı? Bunu açıklamasını istiyoruz hükümetin. Kürtler sadece Diyarbakır'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Kars'ta, Muş'ta mı Kürtçe konuşabilir? Örneğin Bitlis'te, Yozgat'ta, Tekirdağ'da Kürtçe konuşmamaları konusunda konuşmamalılar mı? Kürtçe konuşmaktan imtina mı etmeliler? Gölge yurttaş mı olmalılar? Kendilerini, dillerini, kültürlerini gizlemeliler mi? Bu soruyu buradan hükümete soruyoruz. Bir tane hükümet görevlisi, İçişleri Bakanı geçmiş olsun dileğinde bulundu mu? Bir açıklama yaptılar mı? Bir özür yayınladılar mı? Şiddet uygulayan polis için soruşturma başlattılar mı? Şiddet uygulayanları gözaltına aldılar mı? Bütün bunlara hayır cevabı veriyoruz ne yazık ki. O zaman fail kim? Burada failin sadece o işkence uygulayan Luna Park sahibi ve polisler olmadığını, bizzat failin AKP ve MHP iktidarı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yine bundan sadece 2 gün sonra Nevşehir Ürgüp'te 13 Kürt işçi Ahmet Spor forması giydikleri için saldırıya uğradılar. Terörist denilerek darp edildiler ve bu saldırıyı yapanlar yine serbest kaldı. Bu saldırı sonucunda da saldırıya uğrayan işçi Edip Bozkurt yine tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şimdi yargının, kolluğun, bütün bir iktidarın bu tür olaylarda taraf olduğu, ırkçıları, nefret suçu işleyenleri koruduğu ve kolladığı bir yerde aslında bizim toplumsal barıştan, yan yana yaşamaktan bahsetmemizin koşulları da ortadan kalıyor. Bugün AKP iktidarı politikalarıyla toplumu ortadan ikiye bölüyor ve gerçek anlamda bir bölücülük yapıyor. Bunu buradan söylememiz gerekiyor. Bu anlamıyla biz buradan tekrar ifade edelim. Edirne'den Hakkari'ye biz milyonlarız. Bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Bu ülkenin misafirleri değiliz. Ve bu ülkenin her karış toprağında ana dilimizi tabii ki konuşacağız ve asla ama asla bize dayattığınız gölge yurttaş olmayı da kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Bütün bu tablonun içerisinde, bütün bunlar yaşanırken Tayyip Erdoğan dün ne diyordu Bitlis'te? Kürt halkının gözlerinin içine baka baka, üstelik de Bitlis'te. Şunu ifade ediyor, insanımızın kökeninden, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler geride kaldı diyor. Baskıların, yasakların olduğu günler geri gelmemek üzere tamamen geride kaldı diyor. Şimdi biz buradan söyleyelim,
Kürtçe alay çekenlerin tutuklandığı, Kürtçe şarkı dinleyenlerin darp edildiği, linç edildiği bir ortamda Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Nasıl oluyor da yasaklar, baskılar ortadan kalkmış? Nasıl oluyorsa insanlar kökeninden ve dilinden dolayı ayrımcılığa uygulamıyor? Dönüp sadece küçük ortağının son bir hafta içerisinde yaptığı açıklamalara baksa sanırım hakikati görecek, gerçeği görecek. Ama onun görevi gerçeği görmek değil, onun görevi aslında gerçeği karartmak, algı oluşturmak ve manipülasyon yapmak. Şimdi buradan söyleyelim, Kenan Evren hayatta olsaydı sanırım AKP, MHP'nin Kürt düşmanı, Kürtçe düşmanı politikalarını ayakta alkışlardı. O anlamıyla 12 Eylül zihniyetine ve Kenan Evren'e rahmet okutacak bir politikayla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum.